Dünyanın en eski medeniyetlerinden modern çağın en gelişmiş toplumlarına kadar insanlık her zaman bilinmeyeni keşfetme ve evrenin sırrını çözme çabasında olmuştur. Yıldızlar, gezegenler, doğa ve zaman. Her şeyin bir düzeni, bir ritmi vardı. Ve bu ritim insanlığın anlam arayışını şekillendiren temel taşlardan biriydi. Bu ritmi incelediğimizde karşımıza alakalı ya da alakasız kendini sürekli tekrar eden bazı kalıp motifler de çıkmaya başlamıştı. Tıpkı binlerce yıldır yüksek önem atfedilmiş 7 rakamı gibi. Peki ama neden? Neden bazı sayılar diğerlerinden daha fazla anlam taşıyor? Neden 7 sayısı birçok kültürde ve inanç sisteminde bu kadar önemli bir yere sahip? İşte bu sorunun peşine düşerek 7 rakamının ardındaki gizemi aramaya çıkıyoruz. Yolculuğumuz bizi modern çağlardan kadim medeniyetlerin bilinmeyen sırlarına kadar bambaşka konulara götürecek. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. David Beckham, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, Kevin Durant ve daha nice spor dünyasının efsane isimlerinin ortak bir noktası var. 7 numaralı formaya olan takıntıları. Bu bilginin aslında son derece ilginç bir batıl inanca dayandığına dair iddialar mevcut. Lucky 7 yani şanslı 7 denilen inanç. Neredeyse günümüzde milyonlarca insan 7 rakamının kutsal, ilahi veya şanslı olduğuna ciddi şekilde inanıyor. Farkında değiliz ama bu sembol her yerde, bunun bir göstergesi olarak da karşımıza çıkıyor. Mesela kumarhane tanıtımlarına falan dikkat edin. Slot makinelerinin genelde hep 7-7-7'yi gösterip büyük ödülü verdiği reklamları görürsünüz. Dünya çapında pek çok markanın ya da popüler kültürdeki pek çok öğenin 7 rakamına önem vermesi de işte bu gizemli bilinçaltı kalıplarının birer parçası olabilir. En çok sevilen küçük market zincirlerinden olan 7-Eleven, dünyanın en popüler içeceklerinden olan 7-Up, dünyada en çok satan uçak olan Boeing 747, karizmatik ve gizemli ajanımız 007 ve daha nicesi. 7'nin gizemli karizması her daim bizi kendine çekip içimizde nedense pozitif ve mistik duygular uyandırmakta. Ve bunun da sebebi binlerce yıllık insanlık tarihinde ve hatta göklerde yatıyor olabilir. Binlerce yıl önce tufandan sonra medeniyetin ışıkları tekrardan parlamaya başlarken dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar birbirleriyle hiçbir iletişimsel bağları yokken bile ortak bir noktaya bakmaktalardı. Gece karanlığında incilerle donatılmış gibi parlayan gökyüzüne. Gözlemci atalarımız daha medeniyetin ilk adımlarını atarken dahi hızlıca göklerde sürekli hareket halinde olan 7 cismi belirlerler. Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Uranüs ve Neptün'ü çıplak gözle görmek Güneş'e olan uzaklıklarından dolayı mümkün değildir. İşte bu ilk gözlem insanların bu hareket halindeki göksel cisimlere önem atfetmeye başlamalarına, onları antik tanrıları ile ilişkilendirmeye başlamalarına sebep olur. Bakın burası şu sebepten çok önemli. Aralarında binlerce kilometre olsa bile tüm bu medeniyetlerin en temel ortak noktası tufandan önceki çağlarda dünyada yaşamış üstün yetenekleri olan ve içlerinden bazılarının tufanda insanlığı koruyup sonrasında eğitmiş tanrılar motifidir. Artık videolarımı izleyenler biliyorlar. Tanrılar dediğimizde hak yaratıcından bahsetmiyoruz. Bildiğiniz göksel ırktan bahsediyoruz. Bunu unutmayın. Size geçen haftalarda Anunnakilerin çantaları videosunda bir gruptan bahsetmiştim. Apkalular, yani 7 büyük bilge. Antik tüm inanışlarda bu varlıklar tufan sonrasında perişan olmuş insanlığa temel bilimsel metotları ve diğer bilgileri vermiş ve medeniyetin yeniden kurulmasına vesile olmuşlardır. Bu sebepten aradan geçen yüzlerce, hatta binlerce senede insanlık bu varlıkları birer koruyucu olarak, birer ilah olarak kültürlerine eklemiş ve çok büyük önem atfetmişlerdir. Burada 7 rakamı zaten bilinçaltımıza kurtarıcılar, bilgiler olarak işlenmiş. Ve göklerden gelip göklere giden bu varlıkların meskeni olarak gökyüzü insanlık için her daim tanrıların yuvası olarak kalıplaşmıştır. Bu yüzden de yıldızlar ve hareket eden gezegensel gök cisimlerini tarihte hep tanrılar ve kahramanlar ile ilişkilendirme geleneği doğmuştur. Size hep diyorum ya, bilinçaltımızda yatan bilgiler önemlidir diye. Bugün pek çok şeyin farkında bile değiliz ama haftanın 7 günü de hep bu tanrılar ve gezegenler ile alakalıdır. Mesela Sunday, pazar günü, adını güneşten alır. Monday, pazartesi günü, adını aydan alır. Tuesday, yani salı, adını Cermen mitolojisindeki savaş tanrısı Tyr, Tyr'dan, yani Roma mitolojisindeki karşılığı olan Mars gezegeninden alır. Çarşambanın adı Cermen tanrısı Vodens'ten gelir.
Roma'da karşılığı Merkür gezegenidir. Perşembe, İskandinav mitlerindeki Thor'dan gelir. Thursday, Roma'daki karşılığı Jüpiter gezegenidir. Cuma, Friday, adını İskandinav güzellik tanrıçası Frida'dan alır. Roma'daki karşılığı ise Venüs'tür. Cumartesi, yani Saturday de Satürn gezegeninden gelir. 7 gün kutsal göklerde hareket eden 7 gök cisminden ibarettir yani. Antik çağlardaki 7 sembolizmi tabii ki bunlarla sınırlı değil. Mesela Sümer inancında her şeyin varoluşu 7 aşamada anlatılır. 1. İlkel sular ve kaos. 2. Gökyüzü ve yeryüzünün ayrılması. 3. Kozmik düzenin kurulması. 4. Tanrıların doğması. 5. Yeryüzünün doğması. 6. Yeryüzünün bitkiler, sular, canlılar ile dolması. Ve son adım olan 7. İnsanın yaratılması. 7 ve insanın yaratılışı ilişkisine dikkat. Sümerler, Asurlular ve Babililer yaptıkları tapınakların yani ziguratların da 7 sembolizmini her şekilde yansıtmasını istemişlerdir. Bu sebepten ziguratlar ya 7 basamaktan ya da 7 katmandan yapılırdı. Adandıkları tanrıya göre renklerle süslenirlerdi. Sümerlerden doğan ilginç bir sembolizm daha tarihte yerini çok temel bir şekilde almıştır. 7 kat gök ve 7 kat yer kavramı. Antik Mezopotamya medeniyetlerine göre 7 kat gök, demin bahsettiğim gezegenler ve güneşi temsil ederdi ve her birinde ilişkili tanrının evi olduğuna inanılırdı. Bu medeniyetlere göre tanrılar bu evlerinden dünyada yaşanan temel olayları kontrol ederler ve gözlemlerlerdi. Astrolojinin doğumu da gezegenlere verilen bu önemden ve tanrılar ile ilişkilendirmelerinden ötürü olmuştur. Mesela en yüce tanrı An ya da Anu en yüksek katmanda bulunur ve diğerlerini kontrol ederdi. 7 kat yer kavramı ise genellikle ölen ruhların yeraltı dünyasında geçmesi gereken 7 aşamayı, 7 katmanı sembolize etmek için oluşmuştu. Ve ilahi kozmik denge gereği 7 kat gök varsa karşılığı olarak 7 kat yer vardır yaklaşımı ile kültürlerde yer etmiştir. Bu inanışların binlerce yıl sonra İbrahimi dinlerde de karşımıza çıkacağını göreceksiniz. İslam'daki 7 kat sema ve en tepesinde Allah'ın katının bulunuyor olması, hatta onun arşında, tahtında oturup bizleri gözlüyor, bizleri kontrol ediyor diye anlatılması, işte Sümerlerin 7 kat göğün tepesinde Anu vardır inancına dayanır. Size hep dediğim gibi, kutsal denilen kitaplar aslında Sümer, Babil, Asur hikayelerinin farklı bilgiler ile derlenmiş hallerinden ibaret. Hak yaratıcıyı orada bulmak zor. Dikkat ederseniz sürekli farklı farklı şekillerde Sümer ve diğer medeniyetlerden alınan inançların karşımıza birebir aynı şekilde çıktığını görüyorsunuz. Daha bunlar gibi o kadar çok örnek var ki aklınız şaşar. Zamanla videolarımda göreceksiniz. Sümerler dışında antik Mısır ve antik Yunan mitolojisine ve inancına baktığımızda 7 büyük tanrı, 7 büyük bilge figürü, medeniyeti kuran Apkaluların bir yansıması olarak karşımıza yine çıkar ve büyük kutsiyet atfedilir. Hindistan'a gittiğimizde ise 7 rakamı çok daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İnsan bedeni üzerindeki 7 ana çakra olarak. İnanca göre omurgamız üzerinde bu 7 enerji noktası, yani 7 çakra her şeyi saran kozmik enerjinin bedenimizdeki iz düşüm kanallarıdır. Ve bu kanalları temizleyerek, ki bu düzenli meditasyon, doğru bir hayat tarzı ve iyi işler yapmak ile oluyor, insanın bu enerjiyi daha fazla çekip ilahi yolculukta hedefine ilerleyeceğine inanılır. Hindu kozmolojisi ve mitolojisi aslında gerçekten ama gerçekten ya bu kadar da olmaz diyeceğiniz derinlikte bilgiler içerir ve çağının çok ötesindedir. Kayıp tarihe merakınız varsa mutlaka incelemeniz gerekir. Mesela deminki 7 göksel cisim ve onları tanrılar ile ilişkilendirme Hindularda da aynı şekilde vardır. Ama bunun dışında Hinduizmin kadim Vedik metinlerinde karşımıza o kadar çarpıcı bilgiler de çıkar ki bunları o çağlarda herhangi bir kişinin biliyor olması bile aslında tufandan önceki o olası gelişmiş medeniyetlerin bir nişanesidir. 7 ana çakra, 7 büyük bilge, 7 göksel cisim, 7 kutsal nehir, bilgeliğin 7 adımı ve daha nicesi. Hinduizm'de 7 rakamının tekrarından bol bir sembolizm göremezsiniz. Ancak bunlardan bazıları gerçekten insanı hayrete düşürmekte kalmaz, komple insanlık tarihini de sorgulamamıza neden olur. Neden mi bahsediyorum? 7 kutsal adadan, yani Saptatvipa'dan. Aman Hindular işte yine bir şeye kutsiyet atfetmişler. 7 kutsal ada ne olacak ki sanki diyenler biraz şaşıracaklar. Çünkü aslında Saptatvipa'nın tam çevirisi 7 kıta demektir.
ve bize dünya gezegeni üzerindeki 7 ana kara parçasını anlatır. Bakın bu o zamanlar için bilinmesi gerçekten imkansız olan bilgiler. Binlerce yıl öncesinden kadim bilgilerden bahsediyoruz. Bu adamlar hadi Asya'yı keşfettiler diyelim. Avustralya'yı, Güney ve Kuzey Amerika'yı, ya hepsini geçtim Antarktika'yı bilmeleri imkansız olmalı. Modern insanlık Antarktika'yı daha 200 sene önce keşfetti. Binlerce yıllık metinlerde böyle bir bilginin olması olacak iş mi? Ama olmuş işte. Üstelik sadece bu da olmamış. Hindu metinlerinde biliyorsunuz Yuga denilen ve her biri yüz binlerce yıl süren çağlardan bahsedilir. İşte bu bilgilerin arasında karşımıza Janvutbipa çıkar. Yani dünya 7 kıtaya bölünmeden önceki tek kıtanın çağı. İşte burası beyinlerin yandığı yer. Destanlarda bu tek kıtanın her çağda yavaş yavaş bölünüp zamanla belirli kısımlarına artık insanların ulaşamadığı geçer. Bu bilimsel olarak günümüzden 225 milyon yıl önceki büyük tek kıta Pangea'nın parçalanıp geçen milyonlarca yıl içerisinde dünyanın günümüzdeki halini almasının anlatımıdır. Biz bugün bunu levha tektoniği ve bilgisayar simülasyonları sayesinde biliyoruz. Peki bu adamlar bu bilgiye nasıl sahip olabilirler? Bir kez daha diyorum, bu tarihsel ve bilimsel olarak imkansız. Tabii tarih bizim bildiğimiz tarihten ibaretse imkansız. Fakat size hep dediğim gibi tufan öncesi gelişmiş bir medeniyet vardıysa ve bu bilgiler onlardan bize bir şekilde kaldılarsa işte o zaman imkansız değil. Ve ne tesadüftür ki tüm bu geçmişin kadim bilgilerini kapsayan ve Vedik bilgelik denilen kavram Hindulara göre tanrılardan onlara armağan edilen inşaat, kozmoloji, bilim, tıp ve zanaatlar gibi teknikleri içeren bilgiler toplamıdır. Hatta Pisagor, Batı dünyasına 7 temel müzik notasını öğretmeden önce bile bu kadim metinlerde müziğin 7 temel notası bilgisi vardı. Sa, re, ga, ma, pa, da ve ni. Pisagor da Hindistan'da aldığı eğitim ile bu kavramları öğrenip Batı medeniyetine sunmuştur. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar aman onlar ineğe tapıyor filan diye geçiştiriyorlar. Ama hakkıyla antik Hint metinlerini ve Vedik bilgeliğini incelediğimizde karşımıza en ileri jeoloji biliminin bile birkaç sene önce keşfettiği gerçeklerin binlerce yıl önce insanlık tarafından bilindiği sonucu çıkıyor. Bunlar gerçekten akıl almaz olaylar. Ve artık bize öğretilen tarih ve medeniyetin Batı'nın eseri olduğu dayatması çökmeli. Ve övgüyü hak eden gerçek kaynaklar tarihteki haklı yerlerini almalılar. Zamanla size Vedik inşa teknikleriyle yapılan yapılar hakkında da videolar yapacağım. O videolarda da insanlığın aslında bir zamanlar ne denli büyük bir bilgi birikimine sahip olduğunu tekrar göreceksiniz. Mesela kanalımdaki Angkor Wat videosu da bunun küçük bir örneğini size sunuyor. Tüm bu alakalı videoların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum, unutmayın. 7'nin günümüz inanç kültürlerinin etkisinin kökenlerinin bir kısmını sanırım anladınız. Bunların adım adım nasıl evrildiğini daha iyi anlamak için İbrahimi dinleri inceleyelim. Yahudiliğin artık bildiğiniz üzere Babil'den, Mısır'dan ve antik Mezopotamya'dan ciddi şekilde etkilendiğini ve sembolik kavramlarını, hatta yaratıcılarını bile onlardan aldığını kanalı takip ediyorsanız artık görmüşsünüzdür. İşte bu sembolizmin en önemli yansımalarından birisi de 7 kollu menora. Genelde Şam'dan olarak da kullanılan bu sembolik cisim, Yahudi inancında olan evrenin ve dünyanın Rab Tanrı tarafından 6 günde yaratılıp 7. gün Tanrı'nın dinlenmesini sembolize eder. Sümer ve Babil inancından alınmış bir detay, videonun başını hatırlayın. Aynı zamanda bu 7 kol, bilgeliğin 7 yolunu, ki bu Hinduların 7 bilgelik erdemiyle aynıdır, 7 gök cismini, 7 ruhsal özelliği ve evrenin 7 yönünü temsil eder. Bir dakika, evrenin 7 yönü mü? O nasıl oluyor? Fizikte 3 temel yön var. Dünyada coğrafi olarak 4 temel yön var. 7 neyin nesi derseniz, aslında bu Sümerlerden kalma çok kadim ve derin bir bilgidir. Sümerler ziguratlarını yani tanrılarının evlerini yaparken her daim bu evrenin 7 temel yönü prensibiyle yaparlar. Bunlar kuzey, güney, doğu, batı, yukarı, aşağı ve merkezdir. Yani 4 temel dünya yönüne ek olarak 3 de kozmolojik yön eklemişlerdir. İnsan bazen düşünmeden edemiyor. Deminki sıra dışı Hindu Vedik bilgilerinden sonra acaba Sümerler'de dünyadaki 4 ana yön dışında bize uzaydaki 3 ana yön olan dikey, yatay ve merkez eksenlerini mi anlatıyorlardı da zamanla bu yukarı, aşağı ve merkez olarak daha ziyade inansal kozmolojinin bir parçası mı oldu? Tufan sonrası kadim bilginin, teknolojinin nasıl adım adım unutulup
ilahi sembollere dönüştüğünü defalarca birlikte gördük. Kim bilir, belki bu da öyle bir kayıp bilgidir ve bir kez daha bize bir zamanlar birilerinin gezegenimizin uzayın boşluğunda durduğunu ve bu her yana sonsuz şekilde büyüyen yapıda nasıl yol bulacağımızın bilgisini mi bırakmışlardı? Eskiden bu fikirlere uç iddialar olarak bakardım ama artık çok daha akla yatkın buluyorum. İşte Yahudiler de inançlarındaki hemen hemen her şey gibi bu yön kavramını da antik Mezopotamya medeniyetlerinden alıp inançlarının bir sembolü haline getirmişlerdir. Ve neredeyse 5-6 farklı 7 sembolizmini tek bir menora şamlarında iç içe sokmuşlardır. Bu örnek dinlerin evrimini ve farklı şeyleri nasıl tek çatı altında birleştirdiklerini görmeniz açısından önemli bir örnekti. Bunların dışında Yahudilerde haftanın 7. günü Şabat kutsaldır. Düğünlerde gelin ve damat 7 kez dönerler. Bunlar gibi küçük sembolik detaylar da Yahudi kültürünün bir parçasıdır. İslam dünyasında ise 7 kavramı, Kur'an'da karşımıza tıpkı Sümer ve sonrasındaki medeniyetlerde olduğu gibi 7 kat sema olarak çıkar. Biraz önce bahsetmiştim. Bunun dışında Kur'an'da cehennemin 7 kapısı olduğu bilgisi de karşımıza çıkar. Bu da aynı şekilde eski kültürlerin yerin altındaki 7 kat ve aşılması gereken 7 aşama inancından alınmıştır. Bunlar dışında Kur'an'da birkaç yerde daha çok önemli olmayan 7 tekrarlaması görürüz. Ama önceki örnekler kadar önem taşımazlar. Fakat İslam kültüründe 7'yi sık sık görmeye devam ederiz. Mesela Kabe'nin etrafını 7 kez tavaf etmek, Safa ve Merve arasında 7 kez gidip gelmek, bazı duaların 7 kez okunduğunda koruma sağladığı inancı, hadislerde Allah 7 göğü ve 7 yeri yaratmıştır ifadesinin geçmesi ve 7 uyurlar gibi hikayelerin anlatılması gibi. Detayların binlerce yıl içerisinde nasıl gitgide azaldığını ve dağıldığını, sembolizmin o inanışa göre nasıl evrildiğini görüyorsunuz değil mi? İşte bunlar dinler tarihinin evrimini anlamak açısından çok güzel detaylar. Tarihte, dinlerde, inançlarda 7 rakamın önemini gördük. Peki günümüzde 7 niye bu kadar önemli? Neden bu batıl inançlardan halen kurtulamadık diye soruyorsanız, aslında olaylar bilimsel açıdan baktığımızda pek de batıl gibi durmuyor. Hatta neredeyse 7 rakamının evrenin temel yapısı ile bir alakası varmış gibi gözüküyor. 17. yüzyılın ortalarında Isaac Newton, İngiltere Woolsthorpe'da bulunan aile evinde odasına kapanıp doğanın en temel kavramları üzerinde deneyler yapmaktaydı. Newton'un en çok ilgisini çeken kavramlardan birisi de ışıktı. Gezegeni aydınlatan, yaşamı sağlayan ışık neden oluşuyordu? Ne gibi katmanlara sahipti? İşte bu soruların cevabını arayan Newton, kurduğu düzenek ile camından gelen ışığı bir prizma yardımıyla kırıp katmanlarına ayırır. Ve görür ki beyaz ışık aslında bünyesinde 7 renk taşımaktadır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Binlerce yıl önce mistiklerin çakralarımızı sembolize etmek için kullandıkları renklerin aynısı. Bir tesadüf mü? Sanırım artık tesadüflere inanmayı bırakmışsınızdır. Newton'un yaptığı bu deneyler ile ışığın dalga boyları ve yapısı hakkındaki bilgimiz gelişti. Fakat 7'nin bilimde karşımıza çıktığı tek yer Newton'un bu deneyi değildi. Kimi zaman tesadüfen diyebileceğimiz, kimi zaman sıra dışı diyebileceğimiz daha farklı 7 tekrarları karşımıza şu şekilde çıkmaya devam eder. Klaus von Klitzing, David Toles, Duncan Haldane gibi Nobel ödüllü bilim insanlarının yaptıkları kuantum fizik deneylerinde elektronların 7 temel enerji seviyesi olduğunu keşfettik. Sıvılardaki asit ve baz ölçeği sistemi olan pH 0'dan 14'e kadar uzanır ve tam 7 noktasında nötr seviyededir. Dünyamızın 10'da 7'si sularla kaplıdır. Benzer şekilde evrenin de 10'da 7'si karanlık enerjiyle kaplıdır. Kristalografi biliminde kristallerin sınıflandırılmasında 7 temel kristal sistemi kullanılır. Bu 7 sistem kristal yapıların uzayda nasıl düzenlendiğini ve simetri özelliklerini tanımlar. Modern fizikte metre, kilogram, saniye gibi 7 temel birim sistemi kullanılır. Evrenin en temel yapısını inceleyen sicim teorisi bize evrenin 11 boyutlu bir yapısının olduğunu ve bizim şu an 4 boyutlu uzayda, yani 3'ü fiziksel boyut, 1'i zamansal boyut olmak üzere yaşadığımızı ve bu varoluşta 7 kompak, sarılmış boyutun daha keşfedilmeyi beklediğini göstermiştir. İnsan psikolojisinde de 7'nin önemini bize George Miller 1956'da yaptığı araştırmasında şöyle gösterir. İnsan beyninin kısa süreli hafızasının tek seferde işleyebileceği bilgi ortalaması 7'dir. Ondan fazlasında detayları unutmaya başlıyoruz. Paul Ekman da benzer şekilde insanın 7 temel duyusu olduğunu öne sürer. Ve bunların mutluluk, üzüntü, öfke, korku, şaşkınlık, iğrenme
ve aşağılama olduğunu savunur. İnsan bağışıklık sisteminin enfeksiyon ile karşılaştığında yanıt verme süresi, iltihaplanmanın azalma süresi, yaraların kapanma süresi genelde 7 günlük bir süre içerisinde olur. Hatta halk arasında kimi doktorların ilaç alırsan 7 günde, almazsan bir haftada geçer lafı da biraz buna dayanır. Tabii ki her hastalık ve vaka için değil ama genel olarak böyle bir yaklaşım mevcutmuş. Kısaca bilimin ışığında 7 sayısının evrenin temel yapısında tekrar eden bir motif olarak çeşitli yerlerde karşımıza çıkması binlerce yıllık insan sezgisinin belki de tesadüfi olmadığını düşündürüyor. Işığın 7 rengi, elektronların 7 enerji seviyesi, pH ölçeğinin 7'de nötr olması ve sicim teorisindeki 7 kompakt boyut. Tüm bunlar atalarımızın gökyüzünde gördükleri 7 gezegenden, Sümer ve Hint mitolojisindeki 7 katmanlı evren anlayışına, oradan da günümüz dinlerindeki 7 sembolizmine uzanan çizginin belki de evrenin derin bir gerçeğini işaret ettiğini gösteriyor olabilir mi? Ancak bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. İnsan zihni örüntüler aramaya ve anlamlar yüklemeye meyillidir. 7 sayısının bu kadar yaygın olması gerçekten evrensel bir öneme mi sahip? Yoksa sadece bizim ona atfettiğimiz önemden ve alakasız görünen şeylerde bir mantık aramamızdan mı kaynaklanıyor? Bu soru bilim insanlarını ve düşünürleri daha uzun yıllar meşgul edecek gibi gözüküyor. Sonuç ne olursa olsun, ister tesadüflere anlam vermiş olalım, ister gerçekten gizli bir sır bulmuş olalım, 7 sayısının tarih boyunca taşıdığı anlam bize insanlığın bilgi birikiminin, inanç sistemlerinin ve bilimsel keşiflerin nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Kadim medeniyetlerden modern bilime uzanan bu yolculuk aslında insanoğlunun evren hakkındaki merakının ve anlama çabasının bir yansıması. Belki de 7'nin gizemi bize halen keşfedilmeyi bekleyen daha derin gerçeklere götürecek bir ipucu. Kim bilir, belki de gelecekte yapılacak bilimsel keşifler atalarımızın sezgisel olarak anladığı bazı gerçekleri yeniden gün yüzüne çıkaracak ve bize evrenin yapısı hakkında yepyeni bir bakış açısı sunacak. Tüm bunları yaşayıp göreceğiz. Evet, 7 sembolizmi gerçekten dikkat çekici ve içinde vay be denilecek tesadüfleri, tabii tesadüflere inanıyorsanız, barındıran bir kavram. Peki sizin dikkatinizi çeken başka ne gibi örnekler var? Tüm bunların dışında bildiğiniz başka 7 kalıbı ve tekrarları varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin, öğrenmiş oluruz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benzer içerikler için kanala abone olmayı, videoları beğenip çevrenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.